Yazar Sayın Vehbi Bakkasoğlu ile gerçekleştireceğiz. Yazar 1947 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini memleketinde yaptıktan sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden 1969'da mezun oldu. O tarihten itibaren milli eğitimin çeşitli kademelerinde öğretmen ve idareci olarak çalıştı. 1987 yılında Türk çocuklarının eğitimine katkıda bulunması için Almanya'ya tayin edildi. 6 yıl Berlin'de çalıştı. 1995'te milli eğitimden emekliye ayrıldı. Yazı hayatına okul, dergi ve gazetesinde yazarak başladı. Çeşitli dergi ve gazetelerde yüzlerce makale, fıkra, dizi ve röportaj yayınladı. İlk kitabı iki arkadaşıyla birlikte yazdığı Gençliğin Kaleminden Üç Cephesiyle Mehmet Akif'tir. Daha sonra ise 30'dan fazla esere imza atmıştır. Bunlar araştırma, inceleme, biyografi, tarih, din, edebiyat ve psikolojik konulardadır. Yazar evli ve 3 çocuk babasıdır. Sizleri daha fazla bekletmeden yazarımız Sayın Vehbi Bakkasoğlu'nu söyleşisini yapmak üzere davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, değerli Belediye Başkanım, Milli Eğitim Müdürümüz, protokolümüzün değerli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler ve asıl gündemi belirleyen protokol, arkadakiler, sevgili gençler, can kızlar, sevgili oğullar, hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş sefer geldiniz. Şimdi anlaşılıyor ki bu konuşmada önce ben istifade ediyorum, ben karlıyım. Ben alacağımı şu anda almış bulunuyorum. Niye? Gençlik de bazı güzellikler gibi bulaşıcıdır. Şimdi bütün yorgunluğum geçti. Uykusuzluğum, susuzluğum, açlığım zaten yok. Çok mükrim, cömert ev sahiplerimiz var. Yani hiçbir eksiğim kalmadı. Bir şöyle 10-15 yaşta 60 gibi hissediyorum kendimi. Onun için biraz uzun konuşursam, suçun yarısı sizde. Çok fazla enerji verdiniz. Dinamik bir ortam oluşturdunuz. Ya niye bu kadar uzun olur mu demeyin. Suçu %50 paylaşacağız demektir. Efendim, ben bu programdan çok geç haberdar oldum bugün öğleden sonra. Etkili yetkili arkadaşlarıma, dostlarıma sordum ne konuşalım. Kaymakamımızın da büyük bir muhabbetle onayı hemen geldi. Sevgi konuşalım dedik. Sevgi, kalp sevmekten yorulmaz. Benim hem kitabımın adıdır, hem radyo programımın adıdır, hem konferanslarımdan bazılarının başlığıdır. Sevgiyi sevmek çok önemlidir gerçekten. Benim de gönlüm oraya yattı. Ama sevgiyi yazmak da çok zordur. Duyguları ifade etmek çok zordur. Konuşmak da zordur. Ama siz bizim bugün azımızı çoğa sayarsınız inşallah. Öncelikle bir sürü alternatifler içinde bu toplantıya daveti önemseyip geldiğiniz için, yani sevgiyi seçtiğiniz için ben hepinize kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah siz de benden alacağınızı alırsınız. Umarım ki o kapıdan girdiğinizden çok daha fazla sevgi dolu bir gönülle bana da size de oradan tekrar çıkmak birazdan nasip olsun. Amacımız, gayemiz, maksadımız sadece budur. Sevgi. Eğer bilimden sevgisizliğe dair bir şey çıkarsa, çıkmaz ama dua edin çıkmasın. Amacımız o değildir efendim. Kastettiğim o değildir. Dili sürçtü değil. Sadece sevgi, sonra yine sevgi, sonra yine sevgi. Hani bir ara bir televizyon reklamı vardı, hatırlar mısınız? Gençler hatırlamazlar. Biraz yaşı müsait olanlar hatırlayabilirler. Nasıl bir reklamdı o? Çikolata reklamı mıydı? Neydi galiba? Adama mesela ne diyorlardı? Unuttum da. Gökyüzü, adam diyor, aa o çikolata çok güzeldir. Yeryüzü, evet, güneş, ay. Ne derseniz deyin, adam o marka çikolatayı hatırlıyor. Ya ne alakası var? Sen her şeyle onu hatırlıyorsun.
Hiç unutmuyorum ki diyor, aklımdan çıkmıyor ki sen ne dersen ben onu hatırlayamam. Şimdi arkadaşlar, bizim de bakış tarzımız, baktığımız pencere sevgi penceresi olmalı. Onun için sevgisizliğe bakınca, sevgisizliğe bile bakınca orada bir sevgi görmeliyiz. Ya heyecanlandım biraz, size yakın mı olsam ne yapsam? Ben eğitimci yazarım da. Öğretmenken de hiç oturmazdım, idareci olunca da. Milli Eğitim Müdürümüz duymamış olsun bunu. Yoksa meslektaşlarımla aram bozulur. Sınıftan öğretmenin oturacağı sandalyeyi kaldırmıştım. Öğretmen oturmaz, öğretmen dalar sıraların arasına, canlı heyecanlı olur daima. Eğitim dinamik bir iştir demiştim. Tabii öğretmenlerle pek aram da hoş olmamıştı. Ama hepsi de gençti, şükürler olsun. Ama şimdi yıllar sonra diyorlar ki hocam haklıydınız. Hakikaten kalpten kalbe bir sevgi iletişimi kuracaksak bu böyle oluyor. Sevgili kardeşlerim, bazen de diyorlar ki hocam abartıyorsunuz ya, sevgi, sevgi, sevgi. Hayatta sevgiden başka bir şey yok mu? Eminim yok. İçtiğiniz bir bardak suyu bile sevgiyle içtiğinizde o su size daha çok yarıyor. Gençler, biraz şaşkın baktınız ama hayretle, emin olun doğru. Bir Japon profesör, adamcağız bir sürü yorulmuş bunun deneyini yapmış. Ben bunu 40 sene önce yazdım deneysiz meneysiz gönül deneyleriyle. Dedim ki Japon profesör boşa yorulmuş ya. Ne yapmış? İki, bir çeşme, çeşmeden su akıyor, kaynak. Bir bardak doldurmuş, koymuş oraya. İkinci bardak, o da dolduruyor, koyuyor buraya. Birinci bardaktaki suya diyor ki, hayatsın sen, canımsın sen, %70'im benim su, dünyanın %70'i de su. Allah'ın yarattığı en değerli varlık, en güzel nimet. Uzatmayalım, selfie sözcükleri koyuyor kenara. Öteki bardağı alıyor, aynı çeşmeden, aynı bardakla doldurduğu diğer bardaktaki suya da sevgisizlik sözcüklerini peş peşe sıralıyor. Şimdi böyle bir nezih toplantıda onları söylemeyeyim. Sen de kendini nimetten mi zannediyorsun, litren kaç para yani falan filan, onu da koyuyor kenara. Sevgili kardeşlerim, götürüyor iki bardak suyu laboratuvara, ne çıkıyor biliyor musunuz? Sevgi sözleri duymuş olan bardaktaki su, mineral değerlerini, besleyici değerlerini aynen koruyor. Sevgisizlik sözü duymuş olan bardaktaki su, %25 besleyici değerlerini, mineral değerlerini kaybetmiş. Su da sevgiden anlıyor mu? Anlıyor. Onun için suyu da severek içeceksiniz. Allah'ın nimetisin sen, canımsın, hayatsın. Su eşittir hayat diyerek içtiğinizde içtiğiniz su size yarıyor. Bunu ispatlamaya gerek yok. Siz de isteyerek, iştahla, iştiyakla, aşkla, şevkle yaptığınız işlerde nasıl başarılı oluyorsunuz? Gençler ders çalışırken de öyle değil mi? Allah'ın belası ya, geldi matematik çattı gene diye diye isteksiz sevgisiz mesela oturduğunuzda. Matematik takıntım var benim, kusura bakmayın. Hocam niye beden eğitimi demiyorsun diyorlar. Hayatımda bir kere ikmale kaldım, o da matematiktendi. Ama sonra gördüm ki suç matematiğin değilmiş. Suç matematik hocamınmış. Böyle 2 metre boyunda bir adamdı, hiç yüzünün güldüğünü görmezdik. Böyle bakışıyla döverdi bizi, böyle ödümüz patlardı. Hocamızdan sonra hoca değişti, bir daha ikmale kalmadım. Anladım ki hocadanmış. Matematik sevimli, zevkli, güzel bir şeymiş yani. Arkadaşlar, severek dinlediğiniz öğretmenden daha çok anlarsınız değil mi? Sevdiğiniz öğretmeni daha çok dinliyorsunuz, anlıyorsunuz ve ondan başarılı oluyorsunuz. Peki bu sevgi nerede öğrenilecek bu kadar önemli? Su anlıyor, taş anlıyor, toprak anlıyor, yediğiniz ekmek anlıyor sevgiden. Peki bunun okulu var mı, nerede öğrenilir bu? Hiç öğrenmeye gerek yok aslında. Hazır veriliyor ise nasıl oluyor? Bizi yoktan yaratan Allah sevgisinden sevgisiyle yarattı ve sevgi dolu bir yürek hediye etti, sundu bize. Biz bu sevgiyle yeryüzüne geliyoruz. Ama sonra başımıza gelenler, yaşadıklarımız yavaş yavaş bu sevgiyi törpülüyor. Ya besliyor, büyütüyor, ya zayıflatıyor, bakımını yapmadığımız için kurutuyor. Çünkü her şey emekle gelişir arkadaşlar. Bugün kitap fuarımızın açılışında da kısacık iki cümleyle değindim. Şimdi biraz açayım. İnsanoğlu kendisini tek mideli zannediyor. Tek mide.
o da karnımızdaki mide diyorsak ve benim gibi de hiçbir ikramı reddetmeden oh ne âlâ diyeyim diyorsa, bu mideyi dolduruyorsa işte böyle kilo fazlası var, ne yapacağız? Uğraşıyoruz. Halbuki üç mideliyiz. Gerçek, sahih, doğru bir insansak, insan kelimesinin tam karşılığını veren bir varlıksak, üç mide. Bir de kafa midesi var. İşte kitap buharı, kitap okuma, okuma sevgisi ile dolan, doyan, donatılan bir kafa midesi, beyin midesi, ne derseniz deyin. Onun da temel gıdası bilgi. Severek aldığımız gıdalarla doluyor. Üstelik bu mide gibi değil. Bu mideye bir günde altı öğün yüklendiniz mi, ne oluyor? Mide fesadına uğradım diyor. Hastalandım diyor. Geri çıkarıyor. Hastalık. Ama bu mide o kadar geniş ki arkadaşlar. Yahu 300 sayfalık kitabı iki günde bitirdim. Beynim karıştı. Beyin fesadına uğradım diye bir şey yok. Ve bir de ortadaki mide var ki, kalp midesi derim ben ona. En güzel mide, en gerekli mide. Allah'tan da ortaya koymuş, kafa midesiyle karnımızdaki midenin balans ayarını ayarlıyor. Sevgiyle okuyacaksın, öğreneceksin. Sevgiyle yemeği, suyu helalinden tabii indireceksin mideye. Bu olmadan olmuyor ortadaki mide. Bugün insanoğlunun çektiği bütün acıların, bütün yanlışlıkların vebali şu ortadaki midenin boş kalmasından arkadaşlar. Sevgili gençler, o çok önemli bu. Sevgiye alışmak, sevgiyle bakmak, sevgisizlikte bile sevgiyi görmek. Daha doğrusu o reklamdan hareketle söylemeye çalıştığım gibi her şeyde sevgiyi görmek. Baktığınız pencere doğru olsun yeter ki. Hangi pencereden bakıyorsunuz? O çok meşhur misal vardır ya. Hani yarım bardak su göstermişler. Yarım bardak su. Sormuşlar. Ne görüyorsun? Yarısı boş bir bardak. Sevgisiz bakış. Yarısı boş bir bardak görüyorum demiş. Doğru. Ama aynı bardaktaki, yarım bardaktaki suyu göstermişler bir başkasına. Ne diyor? Oo harika. Yarıya kadar suyla dolu bir bardak görüyorum. O da doğru değil mi? Ama hangisi akıllıca, hangisi bize yarar? Şimdi yarısı dolu bir bardak görelim de moralimizi bozmayalım. Moralimizi bozacak çok şey var zaten. O kadar sevgisizlikle dolu bir dünyadayız ki hep boşlukları görürsek, hep yanlışlıkları, hataları görürsek kendimize kötülük yapmış oluruz. Sonra dayanamaz hale geliriz. Yaşanmaz böyle bir dünyada deyip kendimizi koyveririz. Onun için hep olumluyu görmek, güzeli görmek lazım. Şimdi size bir söz hediye etmek istiyorum bu konuda. Bir kitaplıktır yani. Bendeniz de bunu Üzüntüsüz Yaşamak isimli bir kitabımın başına yazdım. İlaç kitap derler. Ona çok sevinirim. Çok dua aldığım bir kitaptır. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Ben niye güzel bakmayayım ki o zaman? Şimdi bu salonda boş koltuklar var. Kocaman salon. 2/3'den fazlası dolmuş maşallah. Gecenin bu saatinde. Ya dizi var, maç var, seyredecek bir sürü programlar var. 1000 tane kanal var. Gezmek var, dışarıda nefis bir bahar havası var. Sındırgı'da maşallah cennet köşesi bir yurt, sükunet. Dışarıda çay içmek var. Sohbet, muhabbet var ama burayı seçmişsiniz. Ben şimdi falan, boş koltuklar var. Niye gelmiş ki Sındırgılılar beni sevmiyor mu ya? Sevgi konusuna ilgisiz mi bunlar? Yok ya, keyfim kaçtı şimdi, niye anlatacağım ki dersen. Ben doğru bir bakış içindeyim sevgili kardeşlerim. Yanlış. Dolu yerleri göreyim, bu kadar güzel insanlar gelmiş, seçkin insanlar gelmiş. Bugün bana davet ettiğim gençler vardı, elini kaldırsın bakayım onlar. Yani biraz boş olduğu için seçemiyorum, yoksa biliyorum geldiklerini, evet kalkan eller de oldu. Anne babalarınızı kapıp gelin dedim, sözlerinde durmuşlar. Beni mutlu edecek böyle bir kişi, beni mutlu etmek için yeter de artar. Niye ben bunları görüp de mutlu olmayacağım? Moralimi bozacağım durduk yere. Ne faydası var sonra? Arkadaşlar, şimdi bir örnek. Hazreti Mevlana'ya atfederler. Peygamberimize atfederler. Hazreti İsa yaşamış derler. Ben doğru düzgün kimin yaşadığını bulamadım. Ama o kadar güzel bir örnek ki kim yaşarsa yaşasın alacağımız ibret kesin. Diyelim Hazreti Mevlana gidiyor talebeleriyle birlikte. Sıcak bir yaz günü.
Herkes kaçışmaya başlıyor. Diyorlar ki bir köpek leşi. O sıcak altında köpek, ölmüş bir köpeğin cesedi, leş nasıl kokar bilirsiniz. Herkes burnunu tutuyor. Yolu değiştirmeye çalışıyorlar. Hazreti Mevlana yanaşmış, yaklaşmış. O gerilmiş olan kasları sebebiyle dişleri ortaya çıkmış ölmüş köpeğin. Gelin gelin diyor, hepsini yaklaştırıyor. Herkesin eli burnunda yaklaşıyor. Bakın diyor, ne kadar güzel dişleri var. Sanki her gün üç öğün fırçalamış, bembeyaz, tertemiz duruyor. O ölmüş köpek leşinin, bu işi yapacaksın. Yok yok diyor ama gene tekrar. Şimdi, ben ne anlattım? Kadıncağız anladım hocam dedi gitti. Arkadaşlar, toptancı ol diyeceğiz. Bakıyorum liseli kızlar, oğlanlar. Orta mektep, hatta ilkokula kadar iniyor. Sıkça kavga ediyorlar en samimi arkadaşlar. Niye? Bir hata yapmış. Kalbini kıracak bir şey söylemiş. E canım sen kusursuz musun ki? Bir kusurla hemen damgayı yorum atıyorsun. Bu sevgisizlik bakışıdır. Ben de öyle bir misal verdim ki kadıncağıza. Benden versem, etrafımdan versem pek etkili olmaz diye tuttum. Tam da kutlu doğum haftasıydı. Peygamberimizden bir misal verdim. E tabi durdu. Ne desin? Size de anlatayım mı? Paylaşayım. Arkadaşlar, Muayman diye Peygamberimizin bir sahabesi var. Peygamberin sahabesi ne demek? Onu dinleyen, onunla imana gelmiş, doğru yolu bulmuş güzel bir insan, sahabe. Ya ve bu vakası onun talebesi değil, Peygamberimizin talebesi, sahabe. Onun dostları, Muayman. Ama Muayman'ın kötü bir huyu vardı. O da kafayı çekiyordu. Peygamberimize şikayet ettiler. Ey Allah'ın elçisi, bu adamı seviyorsun ama bilmediğim bir kötü huyu var. Ne yapıyor? Sürekli su yerine şarap içiyor. Alkol. Peygamberimiz öyle mi dedi? Adamcağızın yanakları kızardı ama peygamberin talebesi yalan söyler mi? Bir hatayı iki yapmaz. Boynunu büktü. Peygamberimiz dedi ki bu kötü alışkanlıktan kurtar kendisini. Kendini. Peki efendim dedi, söz verdi. Gitti. Ama bir hafta sonra yine Nuayman'ı bir kenarda sarhoş gördüler ve tutup getirdiler o halde Peygamberimizin yanına. Şimdi Peygamberimiz ne yapmıştır sizce? Bunu kocaman kocaman babanız dedeniz yaşındaki adamlara soruyorum. Efendim ne yapmıştır Peygamberimiz sizce? Diyorum. Hocam enseye bir tokat vurup terbiyesiz adam. Daha geçen hafta söz vermedin mi sen bana demiştin. En hafifi bu. En hafifi. Ama Peygamberimiz böyle yapar mı ya? Tamamıyla sevgi penceresinden bakan, onu öldürmeye gelenlerin bile onda hayat bulduğu, dirildiği, hiç kimseye bir sevgisizlik oku atmayan bir adam, adamlığı öğreten adam, hiç böyle yapar mı? Peygamberimizi bilen mutlaka olumlu, güzel bir sonuç çıkacağını tahmin eder. Ama şu söyleyeceğimi pek az kişi tahmin ediyor, eğer o olayı daha önce okuyup öğrenmediyse. Peygamberimiz bakıyor Nuaymana. Yine mi? Demiyor. Çünkü ayakta duramayacak kadar sarhoş. Ötekiler de hemen onu cezalandırmaya hazır. Onu sarhoş bulmuşlar ya. Sözünden de döndü ya. Peygamber'e verdiği sözü çiğnedi. Kırmızı çizgiyi geçti ya. Hani onlara göre. Cezalandırmaya hazır bekliyorlar. Peygamberimiz bir işaret edecek. Sopalayalım mı? Atalım mı? Bir daha Peygamber'in yanına gelmesin mi? Bir ceza bekliyorlar. Ne yapmıştır sizce? Ya bunu söylerken tüylerim diken diken oluyor. Çünkü hala benim gönlüm oraya gelmiş değil, biliyor musunuz? Sevgili kardeşler, itiraf edeyim huzurunuzda. Peygamberimiz onlara diyor ki, bırakın, rahat bırakın Nuaymanı. Evet, sözünde durmadı. Bu alışkanlığından vazgeçemedi ama iyi bilin ki o Allah'ı ve onun elçisini çok sever. Peygamberimiz onun içindeki bir güzelliği, gerçek olan bir güzelliği önüne koydu, o kusurunu geriye çekti, o güzellikle o kusuru örttü. Benim yorumum, öyle yapmadı mı? Ama dedi o, Allah'ı ve onun elçisini çok sever. Arkadaşlar peki biz böyle yapıyor muyuz? Lisede, orta mektepte arkadaşınızın bir kusurunu gördüğünüzde, ya bugün canımı sıktı ama
Çok da yardımsever bir kız ya. Benim can arkadaşım, şimdi bu kusur yüzünden onu çarpıp da çöpe mi atacağım? Böyle sevgisiz bir yürek mi var bende diye düşünüyor musunuz? Eğer öyleyse aferin diyeceğim, peygamber gibi düşündünüz. Sevgi penceresinden baktınız. Ve bir de bu kusur arayanlara ben şaşıyorum. Arayamam, ben korkarım çünkü kendi kusurlarım aklıma geliyor. Ben birini bir kusuru sebebiyle çarpıp da çöpe atarsam, ben de kusurluyum, biliyorum bir sürü kusurum var. Bir de benim bir kusurum sebebiyle çarpıp da beni çöpe atarsa, yok sayarsa, arkadaşlıktan, dostluktan az giderse benim durumum ne olacak? Şimdi biraz da büyüklere sözüm, evli arkadaşlarına, bazen evlilikte de böyle oluyor. Bendeniz aile seminerleri yapıyorum, çok o konuda da kitaplar yazdım ya, ailesi, evli iletişimi, şu bu. Araştırıyorum bu konuyu, Allah Allah, adam 10 yıllık evli, 15 yıllık evli, emin olun. Eşinden gördüm, bir kusur büyütüyor. İşte şu bardak kadar umarım, kova kadar yapıyor. Sonra da diyor ki, yaşanmaz bu adamla ya. Yuvayı yıkmaya kadar gidiyor iş. Bu tehlikeli bir şey, bu sevgisizlik. Onun için sevgisizliği şeytandan bilelim, kötü bilelim, lanetli bir şey bilelim, yakın yanımıza getirmeyelim diye bir teklifim var. Ne diyorsunuz? Hep sevgi olsun. Evet arkadaşlar, sevgili kardeşler, seven insan dost yürekli insandır. Şimdi peygamberimizi anlatıyorlar. Peygamberimizi anlatıyorlar, benim canım sıkılıyor. Allah'tanların %90'ına içimden kırılıyor. Dışımdan bir şey söyleyemem. Anlattıkları faydalı değil mi? Faydalı. Ama şu sevgiye destek veren o güzeller güzelliğin gönlünü açmak lazım ya. En önce bunları anlatmak lazım. Seven yürekten dostluk çıkar. Bakın peygamberimizin gönlüne. Şunu demek istiyorum. Bu bizim kültürümüz, bu bizim inancımız, bu bizim insanlığımız. İnsanlık eşittir İslam. İslamiyet, İslamiyet eşittir insanlık. Hani bazen yanlış yapıyorlar ya, peygamberimizin bu tarafını bilmeyenler diyorum, adamı övüyor. Çok iyi bir adam diyor. Ama hiç dinle, imanla alakası yok diyor. Ya yanlış bu ya. Çok iyi bir adamsa, çok iyi bir kadınsa o iyi bir Müslüman demektir, değil mi? Çok kötü biri diyor ya. Çok kötü biri ama dindar biri ya diyor. Doğru mu bu? Yanlış. Çok kötü biri ise o dindarlıkla, inançla alakası yok onun. Ne diyor güzeller güzeli? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bunu peygamber söylüyor. Geliş amacı neymiş? Güzel ahlak. Ahlaksız adama dindar diyorsun. Yanlış söylemiyor musun? Sevgili kardeşler. Bir başka tanımını söyleyeyim. İyi Müslümanı anlatıyor peygamberimiz. Kendisiyle geçinilebilen ve kendisinin de başkalarıyla iyi geçindiği kimse iyi Müslüman. Şimdi geçimsizim peki. Eşiyle geçinemiyor. Çocuklarıyla kavga ediyor. Ya çok dindar ama diyor, çok ahlaksız. Olmadı ki yani. Dini anlamamak anlamına geliyor. Şimdi peygamberimizin bir dostluk güzelliğini anlatacağım. Sevgi dostluk olarak yansır dedikçe birinci madde, üzüm yiyor. Mevsimde de az kaldı. Burada da güzel bağlar gördüm. Çok imrendim yani. Gidip yapraklarını yiyesim geldi. Ne kadar güzel. Bu yeşilin kaç tonu var ya Allah aşkına. Isındır gıda. Arkadaşlar, bir cennette yaşadığınızın farkında mısınız? Tatil gibi, sükunet, kuşlar ötüyor. Allah Allah, ilk defa yeşillikler içinde kuş sesleri duydum yıllar sonra. Yani ben İstanbul'da yaşıyordum, sevgili başkanım öyle bir şey yok ya. Şimdi başkanımız da anlatıyor, diyor ki sındırgı göç veriyor. Ya bu göç edenlere gidip Allah'tasın bak. Arkadaşlar kuşlar ötüyor, yeşilin her çeşidi var, sükunet var, huzur var. Halkın içinde onlardan biri gibi davranan dost yürekli bir kaymakam var, bir belediye başkanı var. Yönetim güzel, her şey güzel. İnsanlar sevgi dolu yürek taşıdıklarını halleriyle gösteriyorlar. Gelin ya o filan diye bir ilan mı yapalım? Başkanım işte. Evet canım. Ya şimdi bunu kitaba yazacağım. Kuş sesinden uyuyamayan adam. Allah Allah. Allah o kuşlardan birazını da bize gönder. Sevgili kardeşler, uzatmayayım. Üzüm yiyor. Benim meyveleri çok severim ama bayıldıklarımdan biri üzüm. Üzüm yiyor peygamberimiz. Mevsimine çıkasınız da çok çok yiyesiniz inşallah. Üç kere gördüm kayıtlarda.
3 kere de kaydetmemişlerse 6 kere. Bizim gibi her mevsimde bir zembinde yemiyordu herhalde. Ama yerken ben öğretmen olarak gönderildim buyuruyor ya. Her şeyi öğretiyor. Onu sevenler dikkatle bakıyorlar. Herkes öğrencisi. Hiç boş yok. Ne yapıyorsa bir anlamı var, bir amacı var, bir faydası var. Bakıyorlar ki salkımı, üzüm salkımının hep altındaki tanelerinden başlayarak yiyor. 1, 2, 3 demek boş değil, anlam var. Ey Allah'ın elçisi, neden salkımı hep altından başlayarak yiyorsunuz? Cevaba bakar mısınız? Ya arkadaşlar, bu sevginin de ta kendisi, hası, özeli değil mi yani? Ve dostluk doğuran bir sevgi değil mi bu? Sevgi başka ne doğurur ki? Dikkat ettim diyor, sapına yakın taneleri üzümün daha tatlı, daha olgun. Altından başlıyorum ki elimdeki son güzel taneleri daha bitmemişken bir dostum gelirse bunu ona ikram etmeyi düşünüyorum. Bir salkım üzümden bile dostluk çıkaran bir gönlü sahibi peygamberimiz. Şimdi Müslümanım diyen adam, dost yürek taşımıyorsa, düşmanlık taşıyorsa, hainlik taşıyorsa, kötülük taşıyorsa ona iyi Müslüman. Hatta Müslüman demek yani zor değil mi arkadaşlar? Bunu bilelim yani, peygamberimizin tavrı bu. Şimdi bir olay anlatacağım size. Bu da çok az anlatılan bir olaydır. İnşallah duymamışsınızdır diyeceğim ama inşallah ikinci kere dinliyorsunuzdur. İyice pekişim gördüğünüzde. Efendim, peygamberimiz kimleri eğitti? Öğretmen ya. Bütün öğretmen arkadaşlarıma diyorum ki, Milli Eğitim Müdürümüz de burada, çocuklardan şikayet etmeyin. Yani sındırgıdakilerden hiç şikayet etmeyin. Emin olun, burada en işe yaramaz dediğiniz öğrenci, Avrupa ile kıyaslarsanız en işe yarar şekilde size görünecek. Kuzu gibi çocuklar gördüğüm kadarıyla bugün bir sürü okul öğrencileri geldiler fuar alanına, konuştuk. Ne tatlı kızlarımız var, ne cici oğullar var. Hala edepli, terbiyeli, hal hatır bilir, büyük sayar, güzel. Neyse, arkadaşlar, peygamberimizin talebelerine bakar mısınız? Kimlerle uğraşmış? Kimleri bataklığın dibinden almış, manevi bataklığın? Yıldızların üstüne çıkarmış, ilkel bir toplumu medeni bir toplum haline getirmiş. Adam gelmiş. Adam diyorum da henüz adam olmamış bir adam. Uç bir örnek anlatıyor. Geldi böyle salmapati derler yani, yabani, peygamberin mescidine geldi. Mescid peygamberin camisi, Araplar mescid diyor ya. Dünyanın en güzel mescidi bana sorarsanız. Ama 4 duvar, kerpiç, üzerine de hurma dalları atmışlar. Maddesi itibariyle de dünyanın en fakir mescidi. Ama gönülce süslenmiş, sevgi fışkırıyor her tarafından sanki. Girdi adam böyle baktı. Hemen insanlar dikkatini çekti. Hani kaba tabiriyle aktüelleştirip söylüyorum. Hoş geldin hemşerim. Hayırdır? Vallahi geldim ben. Nereden geldin? Uzaktan gelmiş efendim. Yemen'den geldim. Düşünün şimdi, o günkü dönemde 1400 sene önceki şartlarda Yemen'den kalkıp ta Yemen'den Medine'ye gelmek nasıl bir iş? Ta oradan buraya neden geldin ki? Dediler. Duydum içinizden Muhammed diye biri çıkmış. Peygamberim diyormuş, Allah'ın elçisi. Bakayım ki aklım keserse inanmak istiyorum. Demek adamcağız içinde bir boşluk var, bir yangın var. Bir tutunacak dal arıyor, anlaşılıyor. Otur şöyle dediler. Otur, birazdan gelir. Şimdi ezan okunacak, namaz kıldırmak için gelir. Zaten peygamberimizin mescidi ne kadar ki, bir avuç yer. Evi ne kadar ki? Medine'ye gidesiniz, siz de bizzat göresiniz inşallah. Ev mescid deyince sizinki gibi üç oda bir salon değil, o da var. Sizin evin, diyelim, salonunda işte 2-3 misli büyükçe bir yer. Geldi peygamberimiz gelirken içeride neler oldu? Adam oturup bekliyor ya köşede. O günkü dönemin anlayışına bakın, ilkelliğine bakın. Peygamberimiz kimlerle uğraşmış, kimleri almış, bataklıktan çıkarmış dedim ya, işte onlardan biri. Adam oturup dururken sıkıştı küçük abdeste. Bakındı sağa sola, mescidin arka tarafını tenha gördü, gitti, gayet normal. Buraya işini yapıyor. O sahabeler görünce deliye döndüler. Namaz kılmaya kıyamadığımız peygamber mescidine adam, bu iş yapılır mı? Dediler her gün. Yakaladılar ama adam işini bitirdi. Yaka paça olurlarken birden peygamberimiz giriverdi.
Bırakın kardeşinizi, korkutmuşsunuz. Dedi, hemen ellerinden aldı. Ama ey Allah'ın elçisi, bu adam her türlü cezayı hak etti. Sizin bu mübarek mescidinize ne yaptı bakın, diye yaptığı işi gösterdiler. Peygamberimiz tebessüm etti. Şimdi yapılması gereken en hayırlı iş nedir biliyor musunuz, diye sordu. Bu adamı tartaklamak değil. Şimdi yapılması gereken en gerekli, en hayırlı iş su getirip bu köşeyi temizlemektir. Arkadaşlar, hangi pencereden bakıyor Peygamberimiz? Ya sen. Ve bundan sonrasını o adam anlatıyor. Tuttu elinden diyor, sıcacık. Aldı beni onların içinden. Götürdü nereye? Namaz kıldığı yere. Ve oturdu. Araplarda o zaman dostluk, sevgi, muhabbet işaretiymiş. O kadar yakın oturttu ki beni diyor, dizi dizime değiyordu. İnanamadım diyor. Ve bir de tatlı tatlı böyle dizime vura vura. Ey ahbap, anlat bakalım. Kimsin, nereden geldin, nereye gidiyorsun? Efendim, Yemen'den geldim buraya sizin için. Neden? Duyduk ki peygamberim diyormuşsunuz. Bakacağım yani, aklım keserse ben de inanmak istiyorum. Peki dedi, aklın ne diyor şimdi? Şimdi değil ey Muhammed dedi. Sen kapıdan girdiğin an, seni gördüğüm an içim bu Allah'ın elçisidir dedi. Sen şunlara hiç benzemiyorsun dedi, tekileri gösterin. Onun üzerine Peygamberimiz peki ne formül teklif etmiştir inanca girmek için? Hiç değişmedi o. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka tapılacak bir ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun elçisidir dedi ve o da talebesi oldu. O da mümin, Müslüman oldu. Ondan sonra Peygamberimiz, şimdi bunu da söyleyeceğim, biraz şükür. Şükür eksiğimiz var bizim ya. Sevgi penceresinden bakanların şükrü çok olur. Şikayeti az olur. Hatta çoksa şükür, şikayet kalmaz. Hep güzellik, hep iyilik görür çünkü. Şikayet kalmaz. Şükür, şükür, şükür. Ve kendimize iyilik yaparız. Moral desteği veririz kendi kendimize en başta. Efendim, Peygamberimiz diyor ki, bu kardeşiniz çok uzaktan gelmiş, yabancı. Belli ki aç ve susuz. Kimin evinde bu kardeşini doyuracak kadar fazlalık bir yiyecek var? Bakın birini gösterip de hadi evden biraz yiyecek getir, yiyemiyor. Niye? Herkes kıt kanaat geçiniyor çünkü. Bu hadiseyi anlatan ravi diyor ki, üç tane el kalktı sadece. Üç kişi benim evimde bunu doyuracak kadar fazlalık bir yiyecek var. Şimdi şu salonda niye çok şükür etmemiz lazım diyorum sevgili gençler. Şu salonda acaba, şimdi belediye başkanımız dese ki, ya hocamız geldi daha İstanbul'dan, yedirip içiremedik. Konferanstan sonra acaba kimin evinde onu doyuracak kadar bir fazlalık yiyeceği var? Acaba kaç el kalkar? Ya maşallah ki kaldırıyorlar, daha Allah razı olsun. Bu tabii şaka. Allah razı olsun, gönlünüze bereket. Fazlasıyla yedirdiler, içirdiler yani. Şimdi başkanımız da şaşırdı. Ya adam üç öğün yedirdik, hala yemekten bahsediyor. Yedik içtik, Allah razı olsun. El kaldıranlar da yedirmiş gibi, Allah o sevabı versin inşallah. Ama ben öyle hayretle bakıyorum, ya sahabeden hiçbir şey el kaldıramaymış, ötekiler mahcup. Hemen birine işaret ediyor, adam diyor ki, bir de beni yedirdiler, içirdiler. Ben diyor, bayıldım yani. Nasıl dostluk, nasıl muhabbet, yüzünden nur fışkıran bir insan. Evet, bu Allah'ın elçisidir. Adam bir süre sonra kalktı gitti Yemen'e, memleketine. Arkadaşlar, asıl bam terime geldik, söyleyeceğim yere şimdi geldim. Adam gittikten sonra veda edip memleketine, Peygamberimiz sahabelerine dedi ki, sizinle benim aramdaki fark neye benziyor biliyor musunuz? Neye benziyor ey Allah'ın elçisi dediler. Benim de atım kaçmış, sizin de atınız kaçmış. İkimiz de atı yakalamak istiyoruz. Ama siz çöle kaçmış olan atınızı yakalamak için ne yaptınız? Elinize sopayı aldınız. Ağzınızdan kızgın sövmeler, bağırış çağrışlar, sert adımlarla ata doğru gidiyorsunuz. Kızgın, hiddetli. Bu at yakalanır mı? Yakalanmaz ey Allah'ın elçisi. Atın aklı yoktur ama bu gelişin dost olmadığını da anlar yani. Daha çok kaçar. Peki maksat yakalamak mı yoksa daha çok kaçırmak mı? Maksat yakalamak. Peki niye yakalayacak şekilde davranmadınız? Benim de atım kaçmış ama ben ne yaptım dedi. Benim elimde sopa yok.
yem torbası var. Hem de atın görünce tanıyacağı yem torbası. Üstelik yalancı değilim. Atın da en çok sevdiği yemi içine koymuşum. Dilimde de atın duyunca en çok seveceği ses. Ne yazık bunu ben taklit edemiyorum. Ve yumuşak adımlarla güler yüzle yavaş yavaş ata yaklaşıyorum. Ben atı yakalayabilir miyim? Evet ey Allah'ın elçisi. At böyle yakalamış. E niye böyle yapmadınız? Arkadaşlar ben de yoruluyorum şimdi. At böyle yakalanır, adam böyle yakalanır, dost böyle yakalanır, evliysen eş böyle yakalanır, çocuktan rahatsızsan çocuğun gönlü böyle kazanılır, kaymakamsan ahali böyle yakalanır, belediye başkanıysan, müstakbel seçmenler ya da yönettiğin insanlar böyle dostun olur, böyle destekçin olur. Evlatsan anne baba böyle yakalanır, anne babaysan evlat böyle yakalanır. Peygamberimizin ortaya koyduğu bu ölçü değişti mi sevgili kardeşler? Ben eminim, emin araştırdıkça bu konuları, modern pedagoji 21. yüzyılda Peygamberimizin getirdiği seviyeye daha gelmemiştir eminim. Hep yürek, hep şefkat, hep merhamet. Şimdi bir örnek anlatacağım. Bu sayfayı kapatıyorum. Sözlerimi de toparlayayım. Mekke fethine gidiyor Peygamberimiz. Mekke, baba ocağı, ata ocağı. Ama Mekke'den kaçırdılar. Eli sopalı adamlar. Fikir söyleyemeyenler sövüyorlar. Döveriz öldürürüz. Hicret dediğimiz olay meydana geliyor. Peygamberimiz de Medine'ye gidiyor. Ama Mekke'dekiler boş durmuyorlar. Toplanıp savaş. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı bir türlü bitmiyor. Bu işi kaynağında bitireyim diyor Peygamberimiz. Mekke'yi fethediyor. Ama bu zafer, diplomatik bir zaferdir. Dünyanın en büyük fethi, bir dönüm noktası, bir dinin geniş alan bulması. Devlete dönüşmesi diyelim. Diplomatik bir savaş, birkaç küçük olay dışında ölüm kalımda olmamıştır. Diplomatik bir savaş, zafer diye onun için söylüyorum, Mekke fethi. Peygamberimizin eline düştü Mekke kısacası. Ama Peygamberimiz Mekke'ye nasıl girdi biliyor musunuz? O sevgi dolu yüreği her zaman olduğu gibi onunlaydı. Diyorlar ki bindiği devenin üstünde öyle mahcup olmuştu ki, öyle eğilmişti ki mübarek sakalı devenin yelesine değiyordu. Ya fethettiğin bir şehre nasıl girersin sen kumandansın? Aman Allah'ım. Adamlar kaykılıyorlar atın üzerinde o dönemlerde ve sonra. İstanbul'u işgale gelen alçak işgalciler bile Fransız, İngiliz nasıl, ben fotoğraflarını koydum kitaplarına. Adam öyle kaykılmış ki neredeyse arkasına düşecek attan yani. Hey var mı benim gibisi? Fethetmiş geliyor işgalci. Ama Peygamberimiz fethettiği Mekke'ye baba ocağına öyle büzülmüş, mahcup bir çocuk edasıyla geliyor. Niye? Sevgi dolu yürek. Ve geldi ne oldu? Gelin bakalım o bana savaş açanlar, bana ne eziyet çektirenler, baba yerinde sevdiğim amcamı öldürenler, kiralık katil tutanlar, canıma kastedenler, suikast düzenleyenler, gelin bakalım demedi. Ne dedi? Gelin bakalım dedi de hepsini affetti ya. İnanılmaz bir şey. Arkadaşlar Hint isimli bir kadın, hadi bu erkek milletini anlıyorum, savaşçı, kancı, ikinci, estağfurullah olmazdı da yani hani askerlik biraz yatkın oldu. Ama bir kadın nasıl kiralık katil tutar ya? Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza'yı öldürmek için Vahşi isimli birini tutuyor. İyi mızrak atarmış böyle, keskin nişancı. Hazreti Hamza'yı okuyla ya da mızrağıyla atıp şehit ediyor. Kiralık katil. Niye? Para aldım diyor. Paraya ihtiyacım vardı. Hint, zengin bir kadın, parayla tutmuş. Şimdi arkadaşlar, Hint geliyor o kadın. Herkesin İslam'ını kabul ediyorsun. Herkesi Müslüman olarak kabul ediyorsun. Ben de geldim ey Muhammed. Ben de dahil mi? Evet, sen de dahil. Sen de affedildin, seni de bağışladım. Şimdi bunu duyan Vahşi de cesaretleniyor. Ya beni o kiralık katil tuttu, kiralık katil olarak tutan kadını affetti, demek beni de affeder, o da koşup geliyor. Ey Allah'ın elçisi ben de. Evet sen de. Peygamberimiz o kiralık katil olan Vahşi'ye bir tek ceza veriyor. Ceza da ne biliyor musunuz? Vahşi diyor. Tamam Müslüman oldum, aramıza katıldım ama gözüme fazla gözükme, biraz kenarlarda dolaş. Seni görürsem aklıma o kanlı olay gelir. Amcamı öldürdüğün o olay. Ola ki ağzımdan sana
seni kıracak bir söz çıkar. Onun için gözüme fazla görünme, sen iyi olur. Cezaya bakar mısınız? Bu nasıl bir şey ya? Şimdi birbirleriyle kavga eden eşler bile bu kadar musamahalı birbirlerine bakmıyorlar. Ben şaşıyorum. Ama bizim inancımız bu. Ebu Cehil kimdir? İslam düşmanlığında simge bir isim. Peygamberimize çektirmediği yok. Adam öldü, savaşta öldürüldü. Bu sefer oğlu İkrime yerine geçti. O da babasından daha azgın çıktı. Kök söktürdü Müslümanlara. Bu sefer hanımefendiler şefkat kahramanlarıdır ya, kadınsı duygular çok önemlidir. Onun için onlar inanca daha yakın, yatkın dururlar. Sevginin temsilcileri, şefkatin kahramanlarıdır. Ebu Cehil'in gelini, yani İkrime'nin karısı dedi ki, ya bu Muhammed'de ne yürek var ya. Bağış, barış, sevgi. Herhalde beni de affeder. Geldi o ümitle, o sezgi doğru çıktı. Sen de dedi. Ama ey Allah'ın elçisi, beni tanıyor musunuz dedi. Ben Ebu Cehil'in gelini, İkrime'nin karısıyım. Yani affediyorsun da sonra bir yanlış iş çıkmasın. Ben tam düşmanlığın merkezindeyim. Peygamberimiz, tanıyorum dedi. Kadın cesaretlendi bu sefer. Peki kocam İkrime, Ebu Cehil'in oğluna da bu yüreği açar mısınız? Evet dedi. Herkes şaşırdı. Allah Allah. Bir numarası düşmanlıkta. Bu sefer kadıncağız, hani yalın ayak başı kapat derler ya, öyle bir heyecanla seyirdi. Çünkü kocası kendisine verilecek cezayı biliyor. Beni ancak ölüm temizler. O kadar çok zarar verdim ki İslamiyet'e diyor. Benim cezam ölüm, o biliyor yaptıklarını. Kaçmış. Ciddiye gidecek. Orada limandan bir gemi yakalayacak. Nereye giderse gitsin uzaklaşacak. Canını kurtaracak. Karısı koşuyor. Yakalıyor İkrime'yi. Arkadaşlar gel gel diyor. Bu insanlara benzemiyor ya. Bu melek ötesi bir adam. Herkese affediyor. Beni de bağışladı. Ama beni bağışlamaz. Biliyorsun ben neler yaptım. Söyledim diyor ya. Kocamı getirsem o da mı? Evet o da dedi. İnanamam diyor. Gel inan. Kadın zorla tutup neredeyse sürükleyerek gönlünden getiriyor. İkrime mahcup perişan Efendimizin önünde. Ama önüne gelmeden ne oluyor biliyor musunuz? İnanılmaz ya. Dünya tarihinde böyle bir şey yaşanmış mı ben? Duymadım, işitmedim. Onlar yolda geliyorlar ya, Peygamberimizin de mucizesi diyorlar ya, görmeden görüyor. Diyor ki yanındaki dostlarına, sahabe diyoruz ya onlara. Yanındaki dostlarına diyor ki, İkrime geliyor. Eşi onu getiriyor buraya. Ama diyor, birazdan İkrime buraya geldiği zaman sizden rica ediyorum ki onun babası hakkında, yani İslam düşmanlığında simge isim Ebu Cehil hakkında kötü bir şey söyleyip de İkrime'yi rencide etmeyin. Bu nasıl bir şey? Ve arkadaşlar, sevgili gençler, geliyor İkrime ve sahabe de çok kızıyorlar. Tabi onlar Peygamberimiz gibi bir talebesi. Bir tane eşsiz, benzersiz ama örnek. Kendilerini zor tutuyorlar. Zor tutuyorlar. İkrime, Ebu Cehil'in oğlu, düşmanlıkta babasını aratmayan adam, o da bir la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. O da Hazreti İkrime oluyor. Ama o sırada Hazreti Ömer var, adalet sultanı, ama dümdüz konuşan bir adam, kendini tutamıyor Hazreti Ömer. İkrime diyor, bir şehadet çektim, paçayı kurtardım, aramıza katıldın ama diyor, bizim gibi olamazsın herhalde sen diyor ya. Sen babanın yolundan gittin, İslamiyet'e, Peygamberimize ne üzüntüler verdin, ne zararlar verdin. Ne gibi diyor İkrime? Mesela diyor, Müslümanlık Efendimiz açtı gönlüne, herkes olduğu gibi seni aldı. Tamam da diyor, Hazreti İkrime oldun da. Mesela diyor, şehitlik çok büyük bir rütbedir dinimizde. Herhalde diyor, Allah sana bu rütbeyi vermez. Yani Hazreti Ömer kıyamıyor ona yani. Nasıl olur bu kadar şey? Bir cümleyi söyledi, bitti ya. Allah Allah, inanılır şey. İkrime bunun içine bir dert etmiş. Arkadaşlar diyor ki, Allah'ım bana ömür ver, İslamiyet'e düşmanlık için ne kadar savaştıysam o ömür içinde İslam'ın bayrağını yükseltmek için, Peygamberimize hizmet için o kadar savaşayım. Ve Ömer dedi ya, şehit olamazsın, sonunda da bana o şehitliği nasip et de bütün günahlardan temizleneyim. Allah duasını kabul etmiş mi? Etmiş. Uzatmayayım.
Ne kahramanlıklar yaptı İkrim'e, Hazreti İkrim'e oldu gerçekten. Ve en sonunda bir savaşta çok ağır yaralandı. Hem de oğluyla beraber yan yana düştüler. O sırada hapse alanında geziyor Hazreti Ömer. Bir baktı İkrim'e, kahraman içinde oğluyla beraber yatıyorlar. İkrim'e can derdini unuttu da, bak Ömer bak, demiştin ya Müslüman olduğum zaman, herhalde sana şehitlik nasip olmaz ya, çok kötülük yaptın demiştin ya, evet, hatırlıyor musun, o, hatırlamaz olur muyum demiş. Ama bak, Allah bize ne ikramda buyuruyor, hem de oğlumla birlikte şehit oluyor, görüyor musun? Dedi ve Hazreti Ömer'i ağlattı. Şimdi arkadaşlar, uzun sözün kısası. Bunlar yaşandı geçti. Peki bunlar tarihte kalması gereken olaylar mı? Yoksa bugün hatırlayıp ibret almamız, ders almamız gereken bir takım dersler mi? Peygamberimiz örnek olarak geldi. Şimdi burada kafa sallayan bir hanımefendi akşam gidince eşiyle kavga ediyorsa, ipe sapa gelmez bir konudan, basit bir konudan, bu anlattığımız boşa gitmiş demek. Bu yaşamalar boş. Yarın bir evlat, bir kızımız, bir oğlumuz annesine, babasına isyankar bir tavırla baş kaldırıyorsa, bu anlattığımız boşa gitmiştir. Hani serdik penceresi? Ya da bir esnaf arkadaşımız, yarın alışverişe gelen bir müşterisini azarlıyorsa, esnaf da azarlamaz ya, ya bir memur mesela. Maaşıma zammı gelecek. İnşallah o memur cinsini de bitirelim ya. Değil mi? Sen bir kaymakam. Adam maaşıma zammı gelecek. Bugün git, yarın gel. Azaldı bence. İşini bilmeden yapanlar varsa da azaldı. Efendim, ya kimse kimseyi kovamayacak. Herkes ya kusura bakma diyecek en azından. Özür dilerim, bugün olmadı. Yarın inşallah kolaycacık hallederiz. Yani kimse kimseyi kırmayacak. Arkadaşlar, Müslüman incelik sahibi insandır. Hatta bir büyüğümüzden duymuştum. Çok değerli bir tasavvuf eri diyorlar ya. Evladım diyordu, yürürken toprağa bile yumuşacık basın. Toprağı da incitmeyin ya, onun da bir canı var. Bizim de özümüz topraktır. Ham maddemiz, cevherimiz, şu maddi varlığımızın kaynağı su katılmış toprak, balçık yani çamur. Ama çamurlaşmayacaksın, çamurdan yaratıldığında Allah onun için bir ruh kattı. Ama şu özünü temsil eden toprağa yumuşacık bak. O toprak bir şey ama ondan her şey oluyor. Aman Allah'ım, şimdi görüyorsunuz işte neler oluyor. Yeşilin kaç rengi, meyvenin kaç çeşidi, sebzenin kaç çeşidi, hepsi toprakta. Ağaca, ağaç arkadaşım diye, ağaç kardeşim diye bak. Seni yaratan yarattı onu da sevgisinden sevgisiyle. Ama her şeyi senin için yarattı. Bütün hayvanlar senin hizmetinde ey insan. Bütün ağaçlar senin hizmetinde. Her şey senin emrine verilmiş. Şimdi bunları bilen duyan bir kızımız oradan kalksa da ooo ben kraliçeymişim ya. Bütün hayvanlar emrinde. Gökyüzü, gece ay benim gece lambam oluyor. Gündüz güneş benim sobam, ışığım oluyor. Hepsi benim içinmiş. Ben kraliçeymişim de farkında değilmişim dese doğru mu? Doğru. Ama bu doğruluğun da bir karşılığı var. O zaman ne kadar çok şükredeceksin Allah'a. Bir beyefendi de kalkıp ben de kralmışım demek ki ya. Bütün hayvanlar, bütün bitkiler, yeryüzü benim emrime verilmiş. Şimdi ben düşünüyorum bazen, ya Allah kaç çeşit tat vermiş. Bir damak zevki için kaç çeşit lezzet. Ekşisi var, acısı var, tuzlusu var, az tuzlusu var. Muz gibi hangi tat? Niyeti sevgi doyamıyoruz ya. Arkadaş sevgisi, dost sevgisi, hoca sevgisi, koca sevgisi, çocuk sevgisi, çiçek sevgisi, böcek sevgisi. Aman Allah'ım. Ve bütün bunların karşılıklarını yaratmış, vermiş. Dünya bir vitrin arkadaşlar. Vitrindekiler biliyorsunuz sadece göstermek içindir. Asıl depo daha kıymetliyle, daha çoğuyla dolu. Depo neresi sizce? Gençler? Ahiret değil mi? Asıl orada. Burada kopyalarını yiyoruz. Şimdi diyeceğiz ki nimetlerin burada vitrini. Gerisi depoda. Aman Allah'ım ne kadar güzel. Oflu Hoca'yı duydunuz mu? Oflu Hoca. Çok şakayla anlatıyormuş. Demiş ki ey cemaat bu dünyada yediğiniz nimetler nimet mi ya? Tabii nimet elhamdülillah da cennettekilerle karşılaştırırsanız bunlar nimet bile sayılmaz. Hocam cennette nasıl demişler? İşte her bir kabak demiş işte kamyon tekeri kadar. Her bir efendim salatalık bilmem 3 metre boyunda. Her bir muz 10 metre boyunda. Hocam biz kaç metre boyunda olacağız bunlarda? Tabii böyle bir şey değil. Bu maddi bir kıyaslama değil.
ama sonsuz ve sınırsız bir mutluluk dünyasını Allah bize vaat ediyor. Şöyle bitireyim. Madem Oflu Hoca yandı, bu Karadeniz'de çok şakacı insanlar. Çok seviyorum ben. Biz Kahramanmaraşlıyız ama Trabzon merkezli Karadeniz'de bizim bir arkadaşlığımız, manevi hemşerliğimiz var. Şimdi o hikayeyi getirirsem çok uzun süren, yazdım bir kitabında. Neden hemşeri? Bu Anadolu bir kazan olmuş. Kürt'ü, Lazlı, Çerkez'i, Abaza'yı, Arap'ı, kaç etnik köken varsa hepsini karmış karıştırmış. Bu memlekette ırkçılık yapılamaz onun için. Hepimiz kardeş yapmış. Birkaç göbek geriye gitsek soyumuzdan kimler çıkacak acaba bilmiyoruz. Onun için ırkçılık yapılamaz, kardeşlik. Bizim Maraş'ta Karadeniz, Trabzon merkezli, Çaykara vesaire dost kardeş olmuş. Gelmişler, gitmişler, kız alıp kız vermişler, akraba olmuşlar vesaire. Onun için Karadenizleri çok severiz biz memlekette. Bizim en büyük caddemizin adı Trabzon Caddesi'dir Maraş'ta. Trabzon'un da en büyük kıymetli caddesi Maraş Caddesi'dir. Unutulmasın bu kardeşlik diye bunu yapmışlar. Ama caddeler kalmış, kardeşliği unutmuşuz ne yazık. Hep kavga gürültü işlerinden de çıkarmışız. Her neyse. Efendim, şirin insanlar da şakaya katlanırlar. Şimdi bütün fıkraları Temel'e dayandırıyoruz. Temel kızmıyor ya, sempatik adam. Karadeniz'de hoşgörülü. Fıkraları bazen kendileri bile uyduruyorlar. Ama ibret alalım. Sadece gülmeyelim fıkralara. Efendim, Temel'in karnı ağrıyormuş. Doktor pahalı, ilaç pahalı, gariban Temel ne yapsın? Biri demiş ki, ya o aynı karnı ağrısı bende de vardı. Bizim Karadeniz'in yamaçlarında, Yalçın kayalarının üzerinde şöyle bir ot var ya, ha bilirim onu. O otu kaynat çayını iç, anında geçiyor. Oh demiş, beleş. Ne güzel, ben bir gezinti yaparım, güzel bahar. Tefekkür ederim Allah'ın sanatını, coşmuş yeşillik. Hem de otu toplar, akşama çayı içer, karnı ağrısını geçiririz. Uzatmayalım, çıkmış. Uçurumlardan, yamaçlardan o otu toplarken birden ayağa kaymış, tepetaklak gidiyor. Bu incir ağacı, her yerde çıkar ya mübarek. Kayalar. Caminin kubbesinde gördük. Koca incir ağacı. Olacak şey değil. Taştan ağaç çıkmış. İncir mübarek her yerden çıkar. Bir incir dalına hemen asılıvermiş. İncir dalı biliyorsunuz böyle güçlü bir dal değil. Başlamış sallanmaya. Aşağı bakmış gözü kararmış. Aman Allah'ım. Kuşbaşı olur insanın işte. Uçurum. Yukarı bakmış. Çıkmanın imkanı yok. Dal çatırlıyor. Gitti gidecek. Hani çaresizlikten insan bazen ne yaptığını bilmez anlamsız bir şey yapar ya. Temel kafayı kullanmış, yürümüş, olaya kafayı kaldırmış. Kim var oraya? Diye Karadenizce bir nida. Kim var oraya? Diyorlar. Melek, Allah'ın meleği, hep iyilik yapar. Melekler hep sevgi penceresinden bakar. Meleklerin dünyasında kötülük yoktur. Melek acımış Temel. Seslenmiş şu kadar. Temel demiş, korkmaya, panik yapmaya gerek yok. Birazdan dal kırılıp düştüğünde, merak etme, eğer dünyada dürüst, namuslu, sevgi dolu bir yürekle yaşadıysan cennete gideceksin. Dünyayı aramazsın bile, geç kaldığına üzülürsün. Hiç üzülmeye gerek yok. Ama dünyada adam gibi yaşamadıysan sevgi dolu bir yürekle. Zaten bile öteki dünyanın cehennem diye bir yer, oraya gideceksin. Yani sürpriz yok, paniğe gerek yok dolayısıyla demiş. Temel kısa bir düşünmüş birkaç saniye, kafayı kaldırmış tekrar yukarıya. Başka kim var oraya? Ama başka kimse yokmuş sevgili kardeşlerim. Bizim için de öyle. Bizim için de bu hayat kırıldı kırılacak bir incir dalında sallanıp duruyoruz. Ne zaman bitecek? Gençler sanıyor ki hep ihtiyarlar ölecek. Ya bebekler ölüyor, çocuklar ölüyor. Arkadaşlar bunun süresi belli değil. Verilmiş bize, kullanıyoruz. Ama güzel kullanacağız, hayırla kullanacağız, sevgiyle kullanacağız, saygıyla kullanacağız. Hem kendimiz bu hayatta iyi yaşayacağız. Burası dünyanın ön sözü olacak. Affedersiniz, burası, bu dünya cennetin ön sözü olacak. Çünkü Peygamberimiz diyor ki, dünya ahiretin tarlasıdır. Ekip biçip ahiret dediğimiz yeri burada kazanacaksınız. Onun için çok değerli dünya. Kronometreye basıldı, yarış başladı dünyada. Gittikçe kısalan bir ömürle efendim yarışıyoruz ve uzadıkça kısalan şey nedir? Hayattır. Bir gün bitecek, başlayan her şey bitiyor. Öyleyse biz sınav mınav deyince öğrencilerin gireceği sınavları hatırlıyoruz ama hepimiz hayat sınavındayız arkadaşlar. Ne yapacağız? Sınavda olan ne yaparsa onu yapacağız. Evet, sözü biraz değil, fazlaca uzatmışız gecenin bu vaktinde. Başladığım yere getirip öyle bitireyim. Sergi.
Bu kardeşiniz başka bir şey bilmiyor. Ayının 72 türküsü varmış derler, hepsi armut üstüne. Benim de 72 türküm var, hepsi Serbiç'te. Ya Çanakkale Savaş anlatıyorum, hocam gene sevgiyle anlattın. Ya bir başka diyorlar, başka öğrenemedim yani ben kavgayı, gürültüyü öğrenemedim. Hiç kavgaya da girmedim Allah'a şükür, denk gelmedim ama girsem sopa yerim çünkü bilmiyorum usulü. Sövmek de bilmem. Geçen birine sövmek istedim. Şeytan beni de dürtüyor bak. O kadar sevgi adamı falan diyorlar ama şeytan dürttü. Ya nasıl sövüyorsun falan diyorum, gülüyor insanlar. Biri dedi ki hocam sövme lügatı diye bir lügat var, onu orada yazıyor dediler. Vazgeçtim tabii olsun, bir de onu öğreneceğim bu yaştan sonra filan dedim. Sevgili kardeşlerim, vesselam. Ben iki tane hadis... Hadis nedir biliyor musun? Gençler? Kim biliyor? Evet, bilenler var. O zaman Peygamberimizin sözü. İki hadis söyleyeceğim. Hitamuhu misk olsun diyorlar ya, Kur'an'da bir tabir. Sonu misk gibi tatlı olsun. Ön tarafında tatsız yerler varsa bile onu unutursunuz. Son dakika golleri vardır ya böyle Beşiktaş onun gibi. Ön taraftaki yanlışlıklar affediliyor golü atarsak. Biz de şeytanın kalesine bu iki hadisle iki gol atıp noktayı koyalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzeller güzel buyuruyor ki mümin iman etmiş kişi sever ve sevilir. Sevmeyen ve sevilmeyen müminde hayır yoktur. Allah hepimizi hayırlı mümin yapsın. Seven ve sevilen. İkinci hadis buyuruyor ki Peygamberimiz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Arkadaşlar orada nokta yok, dikkat buyurun. Noktalı virgül ya da virgül var. İman etmedikçe cennete giremezsin. Burası tamam. Ama devamı emin olun yüreğinizi titretiyor. Ne diyor devamında? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Şimdi ben sizi sevmek zorunda değil miyim din kardeşlerim? Ya sevgiyi imana, imanı sevgiye bağlayan Peygamberimiz. Sizi sevmezsem imanımı kontrol etmem lazım. Orada sakatlık var demek. İyi mümin olmak için din kardeşlerime sizi sevmek zorundayım. Sizin din kardeşinizin, siz de beni sevmek zorundasınız. Birbirimizi sevsek şu vatanda biz. Hangi dış düşman bize ne yapacak ya? Ben buna çok merak ediyorum. Ve hiçbir düşmanın bir halt edemeyeceğine de inanıyorum. Ne oluyorsak içeriden oluyor. Bizim birbirimize sevgisizliğimizden yararlanıyorlar beslenir. Dolayısıyla Peygamberimizin eskimemiş iki hadisi. Eğer gerçek o söylemişse zaten hiç eskimiyor. Yüreğinizdeki sevgiler eskimesin inşallah. Sınıf arkadaşı olarak birbirinizi seversiniz. Vatandaş olarak, dindaş olarak, kardeş olarak birbirinizi hep seversiniz diyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Yazarımız Sayın Vehbi Vakkasoğlu'na plaketle hediye takdimi için Kaymakamımız Sayın Ercan Ateş'i ve Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yavaş'ı davet ediyoruz.
Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza ve Yıldırım Sayın Mehmet Vakfasoğlu'na teşekkür ederiz. Yarın akşam aynı saatte yazar Oğuz Saygın ile söyleşimiz olacak. Tüm halkımız davetli. Diyorlardı, unuttum da. Gökyüzü, adam diyor, aa o çikolata çok güzeldir. Yeryüzü, evet, güneş, ay, ne derseniz deyin, adam o marka çikolatayı hatırlıyor. Ya ne alakası var, sen her şeyle onu hatırlıyorsun. Hiç unutmuyorum ki diyor, aklımdan çıkmıyor ki, sen ne dersen ben onu hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar, bizim de bakış tarzımız, baktığımız